Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Das Gespräch. Unsere Handys sind leer. Yani diyalog çalışması bu arkadaşlar. Unsere Handys sind leer. Handy, das Handy neydi? Cep telefonu demekti. Leer, boş. Yani cep telefonumuz boşaldı, yani şarjı yok anlamına gelen bu diyaloğu inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle buradaki yapıları, bilinmeyen kelimeleri çıkartacağız. Ardından bu diyaloğu birlikte interaktif bir şekilde yapıyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Hallo, wartet ihr schon lange hier? Merhaba, wartet ihr, warten neydi arkadaşlar? Beklemek demekti. Ihr, çekim ne olacak arkadaşlar? Wartet ihr. Schon lange hier, lange neydi arkadaşlar? Uzun demekti. Çok uzun süredir burada bekliyor musunuz? Değil mi? Hier, burada demek. Bakın burada schon çoktan anlamına geliyor arkadaşlar. Burada bir pekiştirme var. Çoktandır mı bekliyorsunuz burada derken demek ki pekiştireç schon gerekiyor burada. Dolayısıyla wartet ihr schon lange hier, burada uzun süredir mi bekliyorsunuz anlamına gelmiş oluyor güzel Türkçe'de. Cevaba bakıyoruz. Naja, etwa 20 Minuten. Naja neydi arkadaşlar? İşte demekti değil mi? Etwa 20 Minuten. Etwa yaklaşık demek arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakikadır bekliyoruz. İşte yaklaşık 20 dakikadır bekliyoruz derken demek ki naja etwa 20 Minuten. Evet burada pekala şey de diyebilirdik. Wir warten etwa 20 Minuten de diyebilirdik. Ancak orada özneyi ve eylemi kullanmaya hiç gerek kalmadan 20 dakikadır şeklinde de sonlandırılabilir bu cümle. Dolayısıyla işte 20 dakikadır deriz ya güzel Türkçemizde. Burada da öyle. Dolayısıyla naja etwa 20 Minuten deniliyor. Ondan sonra schon so lange, bakın burada bir şaşkınlık var. O kadar süredir, lang neydi? Uzunlukta olmak demek değil mi? Uzunlukta so lange ne zamandır? Schon so lange, o kadar uzun mu beklemeniz gibilerinden bu anlama gelmiş oluyor arkadaşlar. Bakın burada gene şon'u görüyoruz. Schon so lange, o kadar uzun süredir mi bekliyorsunuz anlamında. Şöyle de olabilirdi bu pekala. Wartet ihr schon so lange yerine ne oluyor? Schon so lange, o kadar uzun süredir mi? Cevaba baktığımızda ya unser Taxi kommt nicht. Evet, taksimiz değil mi? Unser Taxi kommt nicht. Taksimiz gelmiyor. Demek ki bayağıdır bekliyorlarmış ve taksimiz gelmiyor diyor. Ya unser Taxi kommt nicht. Buraya baktığımızda arkadaşlar warum telefoniert ihr nicht? Warum neydi arkadaşlar? Neden demekti değil mi? Telefonieren anlaşılacağı üzere neydi? Telefon açmak demekti. Ihr, bu bir eylem. Dolayısıyla ihre göre çekimlenmesi gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla ne olacak bu? Telefoniert değil mi? Ihr telefoniert. Neden telefon açmıyorsunuz derken burada ne yapacağım tabii? Bir olumsuzluk olduğundan dolayı nicht'i de mutlaka koymam gerekiyor cümlenin içerisine. Dolayısıyla warum telefoniert ihr nicht? Neden telefon açmıyorsunuz derken demek ki warum telefoniert ihr nicht demiş oluyoruz. Evet, cevap olarak da unsere Handys sind leer. Evet, das Handy neydi arkadaşlar? Cep telefonu demekti. Cep telefonları, bunu çoğul yaptığımızda ne olacaktı bu? Die Handys. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar posesiflikte, aidiyette, benim, senin, onun derken ne diyorduk? Şöyle bir hatırlayalım. Mein, dein, sein, unser, ihr, euer değil mi? Dolayısıyla bizim derken ne olacak? Burada die artikelinden etkileniyor. Çoğul olduğundan dolayı hatırlayın. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka ilgili ders videosuna posesiflikle ilgili bu ders videosunu izlesin. Demek ki bizim cep telefonlarımız diyecek olursak ne diyecekmişiz arkadaşlar? Unsere Handys diyecekmişiz. Öyle değil mi? Dolayısıyla çoğul olduğundan dolayı ist demeyeceğim de artık ne diyeceğim? Sind diyeceğim. Leer boş demek. Dolayısıyla bizim cep telefonlarımız boş derken ne anlama gelmiş oluyor? Şarjı yok. Yani bitik değil mi? Bataryası dolu değil, boş, kullanılmaz halde anlamına gelmiş oluyor. Yani boş. Dolayısıyla şarjlı değil anlamında, değil mi? Unsere Handys sind leer demiş oluyoruz. Cep telefonlarımız, değil mi? Ulaşılmaz. Dolayısıyla unsere Handys sind leer diyoruz. Tekrar buraya baktığımızda kein Problem, sıkıntı yok, problem yok. Bakın buraya das ist kein Problem de denilebilirdi. Ancak bu günlük dil olduğu için birebir hepsini söylüyor olmak gerekmiyor. Das ist kein Problem diye uzun uzadıya, değil mi? Ne yapıyorum? Kısaca kein Problem, sıkıntı yok diyorum, değil mi? Kein Problem. Unsere Handys funktionieren. Evet, bunu tekrar bir deneyelim. Funktionieren. İşlevde olmak, çalışmak demek arkadaşlar. Cep telefonlarımız çalışıyor. Bizim cep telefonlarımız yüklü, şarjlı, değil mi? Çalışıyor. Dolayısıyla bizim cep telefonlarımızı kullanabilirsiniz anlamına geliyor bu cümle. Unsere Handys funktionieren. Demek ki bizim cep telefonlarımız çalışıyor diyor. Ve buraya baktığımızda teşekkür ediyor, değil mi? Karşı taraf çok teşekkür ederiz derken ne diyecekmişiz demek ki? Vielen Dank. Vielen Dank demek ki çok teşekkür ederiz. Das ist toll. Das ist toll neydi? Bu harika, harikulade anlamına gelmiş oluyordu. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Hallo, wartet ihr schon lange hier? Hallo. Wartet ihr schon lange hier? Naja, etwa 20 Minuten. Naja, etwa 20 Minuten. Schon so lange? Schon so lange? Ja, unser Taxi kommt nicht. Ja, unser Taxi kommt nicht. Warum telefoniert ihr nicht? Warum telefoniert ihr nicht? Unsere Handys sind leer. Unsere Handys sind leer. Kein Problem. Unsere Handys funktionieren. Kein Problem. Unsere Handys funktionieren. Vielen Dank. Das ist toll. Vielen Dank. Das ist toll. Arkadaşlar hazırsanız interaktif çalışmamız başlasın. İnteraktif çalışma ne demek? Bilmeyenler için hatırlatalım arkadaşlar. Şöyle ki ben sol tarafı söylerken sizlere süre veriliyor olacak. Sizler de sağ taraftaki cümleleri söylüyor olacaksınız. Ben öncelikle sol tarafla başlayacağım arkadaşlar. Dilerseniz interaktif çalışmamız başlasın. Hallo, wartet ihr schon lange hier? Schon so lange? Warum telefoniert ihr nicht? Kein Problem, unsere Handys funktionieren. Bir kez daha tekrar edelim. Hallo, wartet ihr schon lange hier? Schon so lange? Warum telefoniert ihr nicht? Kein Problem, unsere Handys funktionieren. Şimdi arkadaşlar sol tarafı sizler okuyor olacaksınız. Ben de sağ tarafı okuyacağım. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Naja. Etwa 20 Minuten. Ja, unser Taxi kommt nicht. Unsere Handys sind leer. Vielen Dank, das ist toll. Bir kez daha tekrar edelim. Buyurun. Naja, etwa 20 Minuten. Ja, unser Taxi kommt nicht. Unsere Handys sind leer. Vielen Dank, das ist toll. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde interaktif olarak bir diyalog çalışması yaptık. Öncelikle ne yaptık arkadaşlar? Bilinmeyen kelimelerin üzerinden geçtik. Ondan sonra karşılıklı olarak bunu yaptık. Arkadaşlar buna benzer diyalog konuları varsa yapmasını istediğimiz, lütfen bunları yorum bölümüne yazın ki bunları da hep birlikte yapalım. Bunun için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, Almancayı öğrenmek isteyenlerle kanalımızı paylaşmayı unutmayalım ve aşağıdaki zil butonuna tıklayalım ki sonraki videoları yakalayabilelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.